Yani Ozan geçen Tufan da sezon öyle. Berat'la Umut Güneş oynadı sezon ikinci İşte o çok iyi bir bölgede. merkez oluşturdu bence Yani Trabzonspor. Dorukhan'dan aldığı katkıyı bence Ozan Tufan'dan alacak Abdullah Hoca. Şampiyonluk sezonu Dorukhan'dan maksimum katkıyı almıştı. Ben benzer katkı Ozan Tufan'dan alacağını düşünüyorum. Nihayetinde yine bir Draguş müthiş bir ikinci forvet. Kulübeden de atabilirsiniz. Aynı Canini gibi. Yani şampiyonluk sezonunda benzer bir kadro kuruyor bence. Ve Sol bek de aldılar. Ozan'la Barišić. Lundstram'ın yan yana gelmesi, Ozan daha çıkan bir oyuncu. Hani hep 10 numara konuşuyoruz gibi ya iki oynadı geçen profil. sene Hull City'de Tabii biliyorsun. tabii. Forvet arkası Lundstram da gibi. Sheffield'da da çok iyi oynuyordu bence. Rangers dönemini ben çok beğenirim. Çok güçlü, çok fizikli. Hani belki öyle çok kilit paslar atan bir Doğru. oyuncu olmayacak. O şekil görmeyeceğiz. Ama kesici anlamında takımı orta sahada top kazanma anlamında çok öne taşıyacaktır diye Şöyle düşünüyorum. söyleyeyim Ömer Amiyat'a boş transferi yok. Ben aldıkları gurbetçi oyuncuyu da çok beğendim. Biraz Mehmet Cihan. Barış işte şöyle soru işaretim var. Yani çok düşüş yaşadı. Filip Klemen geldikten sonra işte Rıdvan Yılmaz'ı tercih etti. Barış hiç kenarda kaldı. Hatta Hırvat takımına giremedi bu sezon. Bir önceki turnuvada vardı. Dünya Kupası'nda da vardı. Ya burada tabii farklı olabilir. O da bu arada fizikli oyuncu. Trabzonspor biraz takımın Fiziğe fiziğini doğru. de yükseğe çekmek için Çünkü hamleler yaptı bence. nedeni ben geçen sezonki bütün Trabzonspor analizlerimde Dorukhan, Siopis, Hamşikli yapı sert takım değildi Trabzon geçen sezon. Bütün büyük maçlarda o yüzden Kadıköy'deki maç çok iyi bir oyun planı vardı abla. Onun dışı zaten büyük maçların hepsini kaybetti. Beşiktaş'a da deplasmanda kaybetti. Galatasaray'a karşı iki maçı kaybetti. O omurgası sıkıntılıydı. O omurgadaki sıkıntı zaten Mendy'yi geriye çekmişti Abdullah Hoca'nın. Stoper bölgesi Trabzon'un ligdeki kaderini belirler bence stoper tercihleri. Şimdi Ozan Tufan'la Lundstram'da gelince acaba Mendy Mendy de eğer var. Stoper oynayacak. stoper olarak da devam edebilir bence Stoper yani. oynayacaktır. Ya hoca sever o. Zaten seviyor. Stoper oynatmayı bence daha çok seviyor yani. Hoca biraz Başakşehir eleştirildi ama. döneminden beri zaten o tarz ön Tabii. libero stoper oynatıyor. Endiaşi mi konuşuluyor? Çok iyi Evet, olur çok iyi gelirse. olur. Çok iyi transfer olur. Hakikaten iyi kadro kuruyor. Bu Ha. ona şunun devam etme Ya durumu var. kursun hepsi kursun. Yani Beşiktaş'ta Türk kursun. spikerler biraz Trabzonspor'da. rahatlamıştı. Endiaşi'ye gidince Evet. o rahatlık kısa sürece geri gelince. Maç anında falan hızlı hızlı anlatırken çünkü biraz zorluk olmuyor Ben değil arkadaşlarımız adına da bizim adımıza da. spiker olsam ilk ismini söyler kaytarırım yani. Hocam spiker olsam en büyük sıkıntı Mozambik takımının maçını anlatmak. Öyle isimler var ki yani bir şekilde kestirme bulman lazım. Okuyamıyorum. 11'de 11'i de aynı yani. Yani bir atağı tam anlamıyla anlatacak olsan atak tamamen böyle nihayete erdikten sonra sen ancak bir 15-20 saniye sonra tamamlayabilirsin cümleni. Doğrudur. Mozambik takımında öyle bir sıkıntı var. Bunu da günün gereksiz bilgisi olarak vermiş olalım. Çok kısa yani sanıyorum 1 dakika civarı bir zamanımız kaldı. Bir onu açıyorum alayım hocam. Trabzonspor uğraşıyor ama yani bonservisi de tabii halihazırda pahalı olduğunu bildiğimiz bir isim. Yani çok büyük iş yaptı geçen sene. Tam ligin santraforu. Belki klişe bir söz ama hakikaten bizim ligin santraforunun sözlük karşılığı. Çok çok ekstra oyuncu bizim için, bizim lig için. Yani o kafa topunu çok iyi indiriyor. Ceza sahasını indiriyor. Ayakla, kafayla her türlü vuruyor. Yani arka direğe sarkıyor. Duran toplarda iyi kesicim varsa her duran topa vuruyor. Duran topa genelde stoperler vuruyor. Bu anlamda fiziken de Trabzonspor çok etkili bir duran top takımı olacak gibi görünüyor. Tamamlamışız süreyi. Burak Kural hocam çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili Mehmet Özcan çok teşekkürler. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.